Selam, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyenler için ben Reyhan. Bugün böyle giyindim, süslendim. Kamerayı öyle açtım. Makyaj da böyle şey olmuş. Eski halime döndüm. Arkadaşlar, dün biliyorsunuz ki çamaşırları makineye attık. Kırlent kılıflarını çıkarttık. Daha onları ipten almadım. Daha askıda duruyorlar. Onların işi bitti. Dün şimdi biz evi biliyorsunuz ki Nilhan'a göre şekillendiriyoruz. Nilhan dün oturma odasının kapısıyla oynamaya başladı. Bu oturma odası köşe koltuk takımlarına göre tasarlanmış anladığım kadarıyla. Çünkü şurada bir gördüğünüz gibi kolon var. Şu şuraya dayanıyor ve bir kısım, yani şu kadarcık kısım dışarıda kalıyor. O da kapının kapanmasını önlüyor. Şimdi ben koltuğu ilk önce şöyle göstereyim. Yerde de dağınıklar. Camın önüne düşünmüştüm. Sonrasında tekleri bir türlü yerleştirememiştim. Tabii bu arada Nilhan da her zamanki gibi yanımdaydı. Uyumadığı bir zaman yaptım. Sonra tepem attı. Eski haline çevirdim. Kapanması daha iyi olur diye düşünüyordum ama hadi dedim kapanmasa da olur. Sonrasında kapı kapanmasın falan filan dedik. Şimdi de Nilhan sürekli kapıyı koltuğa çarptırıyor. Kapatmak istiyor. Şimdi bugün yapacağım iş o kadar dağınık ki ev anlatamam. Mutfak toplu. Sadece her zaman mutfağım dağınık olurdu. Diğer yerler toplu olurdu. Şimdi tam tersi. Evin her yeri dağınık. Sadece mutfağım toplu. Sabah işte kahvaltıdan sonra her şeyi topladım falan filan. Ben bugün bu odanın şeklini değiştirmeyi düşünüyorum. Diyeceksiniz ki ama çok şekil değiştiriyorsunuz. Vallahi kendim olsam tek hiç şekil değiştirmem. Çünkü dediğim gibi ev Nilhan'a göre şekilleniyor. Bu arada bayağı iyi görünüyorum ha. Sabah kalktım. Hemen mesaj geldi, onu okuyordum. Arkadaşlar, videoyu başlattığımda gündüzdü. Şu an gece oldu. Akşam oldu ve ben hala bir iş yapmadım. Koltukların ne yeri değişti, ne bir şey oldu. Nilhan'ı uyuttum. Sonradan da arkadaşımla sohbet ettik telefonda. Saatlerdir onunla konuşuyoruz. Benim video yalan oldu. Neyse, şimdi Hakan işten geliyormuş. Mesaj attı. Ne yiyeceğimizi bilmiyorum. Hakan gelince artık Nilhan'ı biraz oyalar. Ben de bu işleri yaparım bugün inşallah. Böyle bugün bir iyiydim, bir iyiydim, bir iyiydim. Şimdi o kadar iyi değilim neyse. Neyse. Ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar, Nilhan odası günlerden beri dağınık. Çünkü dediğim gibi ben burada yatıyordum. Sonrasında çift yatak vardı. O çift yataktan dolayı şu yatak çok yüksekti falan filan derken şimdi yatağın birini kaldırdım. Odadan dışarı çıkarttım. Yerlerini süpürdüm. Çadırın içine de oyuncak kutusunu koyduk. Çok kötü olmuş burnun. Ben Nilhan'la bir ilgileneyim. Evet arkadaşlar, Nilhan çadırın içine oyuncaklarını koyduk. Nilhan şimdi çadırına oyuncak. Bak, çadırına gir hadi. Koş gir çadırına. Bak, oyuncaklarını gene dağıttın. Daha şimdi koymuştum. Evet, hadi gir bakalım içeri. Hoppa. Koş. Ah, yavaş koş. Yani Nilhan'ın odasını topladım. Şimdi Nilhan'ın çamaşırları sepetteydi. Onları getirip dolabına yerleştireceğim. Bu katlanabilir yatak. Ben bunu gelen misafirler için BİM'den ya da Şok'tan almıştım. Galiba Şok'tandı. Böyle bu biri geldiği zaman çok işe yarıyor. Çok fazla yerde katlamıyor. Ben biri geldikten sonra Nilhan'ı yatağın üstüne koymuştum.
Sonrasında dediğim gibi orada yattım ya, geçen gece çok yüksek oluyor şöyle. Öyle yüksek olunca da üstünden düşecekmiş gibi oluyoruz. Bakın odanın hali. 5 dakika içinde gene aynı. Neyse ben şimdi çöpleri çıkartacağım. Efendim. Evet arkadaşlar, bugün hazıra kaçtık. Aylar sonra değil mi aşkım? Neredeyse hazırı yiyoruz. Bir de balık yaptırmıştık, o hazır sayılır. Böyle burgerın poşeti de bu şekilde olmuş niyeyse. Burger değil mi bu? Evet, taraftar poşeti. Hakan bundan almış, Fenerbahçeli ya. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Sonra işlere devam edeceğim. Nilhan Hanım çok sabırsız. Bu arada mama sandalyemizi yıkarken yırttım iyice. Yırtık gibi yeri iyice yırtıldı. Üstüne o yüzden onun hep kılıfı var. Arkadaşlar yine sabah yayından eser yok. Gördüğünüz gibi makyaj falan da aldı. Ben Nilhan odasını topladım. Sonra Hakan yemeği getirdi, zaten çektim. Yemeği yedikten sonra geldim oturma odasına. Şimdi Nilhan'la Hakan görüşme yapıyorlar. Günlük görüşmelerimiz var. Çünkü ailelerimiz uzakta olduğu için. Bir benimkiler arar gündüz vakti. Akşam vakti Hakan işte kayınvalidemlere gösteriyor Nilhan'ı. Şimdi onların sırası, Nilhan Hanım görüşmede. Ben dedim sen çocuğu oyala, ben burayı toplayayım artık. Çünkü size şu an dağını göstereceğim, şok olacaksınız. Bu daha toplanmış hali bu arada. Topla halini göstereceğim yani size. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi koltukların şekli değişecek. Umarım bu sefer olur da bir daha değiştirmem. Gerçekten çok yoruldum artık. Şimdi hemen bunları değiştireyim. Burayı süpüreyim. Sonrasında tekrar size son halinde çekerim inşallah. Evet arkadaşlar, şuralar hep yayımıyorsam kırlentlerin kılıfları geçecek zaten. Ondan sonra oyuncaklar buradan gidecek. Yerde ne ararsanız var. Koltuk üstleri hep pislik içinde. Koltukları süpüreceğim. Sonra onları tek tek çekip, İşte dediğim gibi şimdi üstüne oturduğum üçlü o tarafa geçecek. Tekliler bu tarafa gelecek. Sadece bu kadar, hani şekil değişikliği de. Çünkü bunun yerini zaten oynatamam. Bu duvarda da mecburen televizyon olması gerek. Şimdi ben burayı hemen toplayayım. Kırlentlerin yüzünü geçireyim, kurumuşlar. Bu arada makineye siyahları attım. Onlar yıkanıyor, koyu renkliler. Onları çıkartacağım. Nilhan odası temiz, mutfak temiz. İşim bitiyor. Bir de sepette çamaşırlarım var. Onları da artık bugün mü yaparım, yarın mı yaparım bilmiyorum. Tabii ki sepette çamaşır olunca ütüm de artmış oluyor. Sizi bu dağınıkla niye konuşuyorsam. Neyse, kapatıyorum.
Ben geldim. Vallahi arkadaşlar ben boşuna uğraşıyorum. Çünkü gene her yer aynı şekilde. Klentlerin yarısını geçiremedim bile. Ama size şöyle dağınık haliyle göstereyim. Çünkü Nilhan gene klentlerimi yere atıyor. Koltuklar böyle oldu. Şu kütüphaneyi şöyle biraz köşe koyacağım. Daha estetik dursun diye. Teklilerde şöyle oldu. Birinde şu an ben oturuyorum. Şurada bir boşluk açıldı. Büyük ihtimal oraya Nilhan'ın oyuncak kutusunu getireceğim. Oyuncak kutusunu artık hani buradan taşımak yerine, o da oradan getirmek yerine yorulmasın. Ben de toplarken yorulmayayım. O şekilde düzenleyeceğim. Vallahi burası böyle. Evet arkadaşlar, ben işlerimi bitireyim. Yarın size inşallah, inşallah diyorum, gene kiler ve şey düzelteceğim. Çünkü orada çamaşır işimin bitmesini bekledim. Çamaşır makinesini falan da temizleyeceğim çünkü. Dışını falan sileceğim. O yüzden yarınki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.